yoğunlaştırmış durumda. Sadece şu son 3 hafta içerisinde Esed rejimiyle rejime destek veren İranlı terörist gruplar tarafından gerginliği azaltma bölgesi İdlib bölgesine 2400'den fazla hava roket ve top atışı ve 35'ten fazla hava saldırısı düzenlendi. Tabii bu saldırıya rejim karşıtı silahlı grupların da karşılık verdiğini ve çatışmaların özellikle Cebel Zaviye yani Zaviye Dağı etekleriyle Hama'nın batı kırsalında devam ettiğini hemen aktarmış olayım. Rejimin bu saldırılarıyla aslında bir diğer amacı da bölgede kaos oluşturmak. Şöyle kaos oluşturmak. Bölgede yaşayan çok sayıda sivil var. Yani rejimin bugün saldırılarını yoğunlaştırdığı M4 karayolunun güney hattında bulunan alanda 50 binden fazla sivil yaşıyor. İşte bu saldırılarla birlikte siviller de evlerini terk etmeye başlıyor ki 3 hafta içerisinde 3 binden fazla sivil bölgeyi terk etmiş durumda. 5 Mart 2020'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı ve o ateşkes anlaşmasıyla birlikte 470 bin sivil evlerine dönüş yapmıştı. Yine ateşkesle birlikte M4 karayolunun hem güneyi hem de kuzeyinde 6 kilometrelik bir güvenli alan oluşturulmuştu. Ancak rejim güçleri M4 karayolunun 6 kilometrelik bu güvenli hattına da saldırılarını şu anda yoğunlaştırmış durumda. Özellikle İdlib'in güneyi, güneydoğusu ile Hama'nın batı kırsalındaki Gap Ovası bölgesinde bu 3 haftalık süre içerisinde 30'dan fazla kasaba ve köy yoğun şekilde bombalanıyor. Sadece ve sadece sivillerin yaşadığı bölgeleri şu anda rejim güçleri yoğun şekilde bombalıyor. Maalesef bu saldırılarda 30 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü çocuk, 5'i kadın, 1'i sivil savunma görevlisi ve 62 sivil de yaralandı. Bölgede bombardıman devam ediyor. Yine sivillerin de göçü Türkiye sınırına doğru yani İdlib'in kuzeyine doğru sürüyor Ahmet Görmez.